Hazır Onur abi de bir Star Park demişken Brawl Stars Japonya hesabının yapmış olduğu ilginç paylaşımı sizlere bir gösterelim. Ay Onur abi. Kaydetmemiş misin? Kaydetmemişiz ya. Ne olacak? Nereden itibaren? Bir daha kaydedelim. Sana da bir Nisan 1 yapalım arkadaşlar. Nisan 1. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün hangi üçlüye karakter gelebilir gibi kendi düşüncelerimizi ve teorilerimizi sizlerle paylaşacağız. Tabii bunu çok değerli abim, sevgili Onur Bilge ile yapacağız. Onur abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Çok sağ ol abi. Yine seni burada gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Çünkü seninle ilk yaptığımız videoyu arkadaşlarımız gerçekten olumlu yorumlar yaptı ve gerçekten istediğimiz like sayısını da attılar. O sebeple Onur abi de bizi yine kırmadı arkadaşlar. Onur abi geçenki videoya sen bir like istemiştin. Onur abinin hattına yine güzel bir like bekleyelim. Yine like sayısını senden öğrenelim. Arkadaşlar zaten atacaktır mutlaka like diye düşünüyorum ama 2000 like atarsanız çok çok iyi olur arkadaşlar. Bu arada biz yine oynamak lazım. Ömer'le birlikte sürekli zaten iletişimdeyiz. Bu videolar devam edecek hem onun kanalında hem benim kanalımda. Sürekli videoları çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Onur abi sözünü tuttu. İlk videodaki istediğimiz yani sizlerden gelen olumlu yorumlar üzerine kendisi yine sağ olsun bizi kırmadı. Şimdi bu fotoğrafla başlamamızın amacı arkadaşlar, biliyorsunuz gizemli bir fotoğraf atıldı. Star Park zamanından beri hiç bu şekilde bir tarih gösterilmemişti ve 6. örneğin şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Star Park zamanı Colette gelirken bir tane tarih verilmişti. Yani orada Colette'in geleceği ve Star Park gizemli videosunun geleceği. Yani ne kadar iyi bir, ne kadar güzel ve büyük bir güncelleme olduğunu biliyoruz. Ryan'ın mini update'lemesine rağmen çok güzel bir güncellemeydi. Şimdi Onur abi, sana şöyle bir şey sorayım. Star Park gelmeden önce Colette'in not defteri arasında bize bir Brawl Talk tarihi verilmişti. Ryan da o sıralarda bize demişti ki bu güncelleme mini update dediğince sosyal medya yıkıldı. Yani Yaz Canavarları sezonunda biliyorsun ki ara güncelleme de olmadı. 70 günlük bir süre sonunda Ryan'ın mini güncelleme demesi bazı arkadaşlarımızı biraz sinirlendirmişti. Ama o Ryan'ın mini güncelleme dediği güncellemenin gizemlerini hala ve hala görüyoruz aslında. Şimdi o zamandan bu zamana kadar bir fotoğrafta böyle bir tarih verilmedi ki biz bunun Brawl Talk tarihi olduğunu düşünüyoruz aslında. Yani bütün ibreler Brawl Talk'tan yana gösteriliyor burada. Şimdi o Brawl Talk'tan sonra ilk defa bu Brawl Talk'ta yine bir tarih verilmesi sence bu güncellemenin yine çok güzemli ve büyük güncelleme olacağının habercisi olabilir mi? Ben şöyle düşünüyorum bu arada. Hani yine benzer bir Star Park'a göndermenin belki içerisinde olabileceği bir güncelleme olabilir diye düşünüyorum. Yani yine Star Park gibi böyle hani oradaki şeyin içerisinde, Brawl Talk'un içerisinde apayrı bir video daha vardı ya, işte Star Park'la korkunçlu Brawl Talk dediğimiz. Evet. Öyle bir şey yapılması zaman alır diye daha önce Dani mi paylaşmıştı belki, evet, hatırlarsın. Bir paylaşım yapmışlar yani. Öyle bir şeyi çok kısa zamanda yapabileceklerini zannetmem en azından bu Brawl Talk için. Ama bunun içerisinde, zaten aslında bunun içerisinde demeyeyim, bütün Brawl Talk'ların içerisinde Star Park, yani Star Park tarafından yönetilen karakterler ve onların gizemlerini hala görüyoruz. İşte starpark.biz sayfasındaki görsellerin gizemleri hala devam ediyor. Yani burada da yine oraya atıfta bulunan bir şeyler mutlaka olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada tarih yazmaları Star Park'la ilgili böyle güçlü şeyler verecekler diye bana da düşündürüyor. Bakalım, göreceğiz. Onur abi öyle bir konuya parmak bastı ki arkadaşlar, şimdi Star Park dedi ve Star Park'la alakalı size bir paylaşım göstereceğiz. Ama ondan önce tabii ki bu videomuzun ana konusu normalde hangi üçlüye karakter gelebilir gibi, onları da paylaşacağım sizlerle. Hazır Onur abi de bir Star Park demişken Brawl Stars Japonya hesabının yapmış olduğu ilginç paylaşımı sizlere bir gösterelim. Evet arkadaşlar, Brawl Stars Japonya hesabının yapmış olduğu paylaşım. Tabii ki Japoncası olmayan arkadaşlarımız gibi biz de tabii ki bilmiyoruz. Sadece çevirme özelliğini kullanaraktan Brawl Stars Japonya resmi hesabı burada öyle bir şey yazdı ki videodan önce Onur abiyle bayağı bir konuştuk arkadaşlar bunu. Burada yazan şey Star Park yapım aşamasında. Bakın, dün yapılmış olan bir paylaşım bu. Şimdi Onur abiye de vereceğim sözü ama bu paylaşımın altında öyle yorumlar vardı ki, resmi Japonya hesabının bu paylaşımın altına öyle yorumlar geldi ki, mesela en önemlisi bu paylaşıma çok güvenmiyorum çünkü sonuçta yarın 1 Nisan. Tabii ki bugün için bahsediyor, dün atılan yorumdan bahsediyorum. Onur abi sen bugün biliyorsun 1 Nisan,
bugün senin beklentilerin neler? Sence şakalanır mıyız? Veya da bu Japonya hesabının bu paylaşımı sana da biraz şaka gibi geliyor mu? Yoksa ne anlatıyor olabilir? Bir fikirlerini almak istiyorum senin de. 1 Nisan'la ilgili bir şey bekliyorum. Şöyle aslında, geçtiğimiz sene zaten 1 Nisan'la ilgili bir paylaşım yapmışlardı, hatırlarsın. Bir yumurta pem çıkmıştı. Sonra hatta bayağı bir YouTuber onun videosunu falan çekti. İşte yumurta pem geliyor, Pemeli model geliyor falan diye. Sonra işte kapak fotoğraflarını, başlıklarını değiştirmek zorunda kaldılar. Çok güzel bir şakaydı. Hatta oyun içi animasyonu falan da yapmışlar yumurta pem şeklinde. Ya bu günde yine hani güzel bir 1 Nisan şakası gelebilir. Yani daha doğrusu bugün gelen herhangi bir görsel olursa, ne olursa olsun ben onu bir 1 Nisan şakası olarak algılayacağım. Kesinlikle. Öyle söyleyeyim. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama hani hakikaten ciddi bir paylaşım da yapsalar onu 1 Nisan şakası olarak algılayacağım. Bu paylaşıma bakınca da hani Star Park yapım aşamasında paylaşımı, içerisinde Star Park olduğu için ve Star Park'ta çok ciddi bir şey olduğu için, yani en büyük güncellemelerden birisi olduğu için şimdiye kadar, içerisinde tabii bir gerçeklik payı arıyor insan. Bunu şeye bağlayabiliriz herhalde, yani bu yeni Brawl Talk'un içerisinde Star Park izlerini yine göreceğiz diye düşünüyorum. Buradaki paylaşım da belki hani oraya bağlanabilir ama bakıp görmek lazım yani. Ne için paylaşıldığını şu an tabii tam olarak çözmek mümkün değil. Ama Star Park'la ilgili bazı işaretler sanki Brawl Talk'un içerisinde ya da hemen sonrasında belki göreceğiz. Ben çok uzun süredir zaten yani her Brawl Talk'un örnek verecek olursak ilk şeyine bakarım. Hani Google'a girdiğimiz zaman bir süresi var ya, ona bakarız. Eğer bir Brawl Talk çok uzunsa acaba Star Park'la alakalı bir şeyler alabilir miyiz diye. Dani bunun emeğinin çok fazla olduğunu söyledi arkadaşlar. Yani bunun yapım aşaması, çünkü biliyorsunuz ki hala çözümlenemeyen gizemleri var. Zaten arkadaşlarımız bu Japonya hesabının altına şu şekilde yorum atmışlar. Tamam, yarın 1 Nisan, yani bugün için, bugünden bahsederekten 1 Nisan her şeye inanmamak lazım gibilerinden, ama zaten Star Park şaka gibi bir sezondu zaten arkadaşlar. O sebeple yani bu konu hakkında ne derlerse desinler çok fazla bir şey diyemeyiz galiba. Star Park özelinde söylüyorum bunu. Evet arkadaşlar, gelelim videomuzun asıl konusuna. Bugün dedik ya, sadece kendi düşüncelerimizi ve teorilerimizi söyleyeceğiz. Sonuç olarak bir şey bilemeyiz tabii ama yani bu eski fotoğraf, şimdi diyeceksiniz ki eski fotoğrafa niye döndün? Çünkü bu fotoğraflar bizler için çok önemli. Neden? Her fotoğraf, bu fotoğraflar normal şartlarda ünlü bir ressamın tablosundan veya farklı bir konudan esinlenerek bize gösterilen eserler bunlar. Ve burada ön planda Piper'ı görmüştük. Şimdi bu Piper'ı görmeden önce bir fotoğraf daha görmüştük. Bu fotoğrafta Edward Hopper'ın Gece Kuşları adlı eseri arkadaşlar. Ve bu fotoğrafı zaten ilk gördüğümüz zaman ortada da tatil kaçışı, yani Snowtail diye bir sezon yoktu. Ama normal şartlarda o zaman da demiştik ki Mr. P kolay kolay ön plana gelmezdi. Yani fotoğraflarda gösterilmezdi. Burada bu fotoğrafı görünce, Mr. P'yi de ön planda görünce, acaba dedik ki Mr. P ile alakalı bir sezon veya sezon olmasa bile Mr. P ve Gale'ın yanına bir karakter gelebilir mi? O üçlü tamamlanabilir mi diye düşünmüştük ki bunu düşünmeye kalmadan tatil kaçışı sezonu ve Mr. P, Gale ve Lou olarak da oradaki Snowtail üçlümüz tamamlanmış oldu. Hemen ardından buraya baktığımız zaman burada da Piper görselini gördük. Edward Hopper'ın Gece Kuşları eserine gönderme olan fotoğrafta biz Mr. P'yi gördük ve ondan sonra bu fotoğrafı görünce de aklımız tabii ki direkt o fotoğrafa gitti arkadaşlar. Ve o fotoğrafta bir Mr. P ile alakalı bir tema geldiyse, bu fotoğrafta da ön planda olan Piper olunca acaba Piper'la alakalı bir şey olabilir mi? Sezon olabilir mi? Veya da Piper'ın Barley'nin yanına bir karakter daha gelebilir mi derken iki tane Brawler'ımız tanıtıldı. Birisi Byron'dı, Piper'ın yanına geldi. Yani Piper, Barley, Byron üçlüsü tamamlanmış oldu. Birisi de Edgar'dı ve Colette'in yanına gitti. Star Park'ta Colette ve Edgar oldu. Daha sonra oraya zaten Stu da geldi arkadaşlar. Bu şekilde bu üçlülerimiz de tamamlanmış oldu. Boşta kalan üçlülerimize baktığımız zaman arkadaşlar, şu an iki tane boşta kalan üçlümüz var. Ve bunlardan birisi Max ve Surge'un bulunduğu süper kahraman üçlüsü, diğeri de şu an içerisinde bulunduğumuz sezonda olan Star Force üçlüsünde tek başına duran bir Albay Ruffs var arkadaşlar. Şimdi Onur abi, yaz canavarları sezonundan beri, yani 3 sezon geçti aradan ve 4. sezonu devirmek üzereyiz. 6. sezona geçmek üzereyiz ve yaz canavarları sezonuna hala bir süper kahraman gelmedi. Yani Albay Ruffs yeni gelmiş bir karakter olduğu için de acaba diyorum ki yeni gelecek karakter bir süper kahraman üçlüsüne gelebilir mi diye acaba diye düşünüyorum. Çünkü Albay Ruffs'ın yanına gelebilmesi için de en azından bence biraz beklerler diye düşünüyorum. Sence ayrı bir üçlü veya bir tema mı olabilir? Yoksa süper kahraman üçlüsüne, şimdi buradaki yani bu fotoğraftaki gizemlere ve detaylara baktığımız zaman
çok fazla bir çağrışım alamıyoruz açıkçası. Temaya bir fikir veremiyoruz bu konuda. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani senin gelebilecek karakter sence düşüncene göre ayrı bir üçlüye mi gelir? Yoksa burada iki tane boş olan Albay Ruffs'ın yanına mı gelir? Yoksa Matt ve Surge'un yanına süper kahraman olarak mı gelir? Şu an süper kahramanlarla ilgili bir şey görünmüyor. En azından yani görsellerde falan bizde paylaşılan süper kahramanları çağrıştıran hiçbir şey yok neredeyse elimizde. Ama tabii ki olabilir. Yani şu anda sadece yorumluyoruz, tahminlerimizi paylaşıyoruz. Daha öncesinde hani Dany'nin bir paylaşımı vardı, hatırlarsın sen de, işte hayvan mezarlığına gönderme yapmıştı. Bu Albay Ruffs'ın geldiği zaman önce işte kedi kit gelecekti vesaire. Yani hani kedi kit olur olmaz orası tabii ki artık bir hani espri konusu da oldu. Geçen Brawl Talk'un sonunda şey sordular ya, işte birkaç komik soru sordu Dany şeye, Frank'e. İşte kedi kit gelecek mi, bunlardan bir tanesiydi. Bir cevabını vermedi tabii ki Frank. Ama yani kedi kit olur olmaz bilmiyorum ama sanki Albay Ruffs tarafına gelebilir ya da belki yeni bir üçlü de kurulabilir gibime geliyor. Ama nereye gelecek bilmiyorum. Yani süper kahramanlar da olabilir ama bana yani hiçbir çağrışım yok, hiçbir ipucu yok. Daha önce böyle hiç ipucu vermeden hani çat diye bir tane grubun içerisine dahil etmediler gördüğüm kadarıyla. O yüzden sanki yani en azından işaretlerin gösterdiği kadarıyla Albay Ruffs tarafına ya da belki yeni bir üçlü olarak gelebilir diye düşünüyorum, bakalım. Evet, eğer gerçekten farklı bir tema olabilirse, yani arkadaşlar şöyle bir durum da var, yani illa bu saydığımız üçlüye gelecek diye bir durum da yok tabii ki. Gördüğünüz gibi yani Albay Ruffs bir Star Force sezonunda Star Force üçlüsü olarak geldi. Yeni gelecek sezonun ne olduğunu bilmediğimiz için o karakter sırf belki yeni gelecek sezonun özel bir karakter de olabilir. Yani o sebeple nereye geleceği şu an belli değil ama biz sadece iki tane boş yer kaldığı için onun üzerinden gidebiliyoruz. Çünkü bilmediğimiz bir şey üzerine yorum yapmak doğru değil. O sebeple iki tane boş yerimiz var. Gelecek olursa diye bizim kendi düşüncelerimizle o iki yerden birisine düşünmek zorundayız. Yani oradan bir yere koymak zorundayız. Belki şu şekilde bir şey de olabilir. Belki Star Force'un da daha macerası bitmemiş de olabilir. O sebeple Albay Ruffs'ın sözleri arasında da Delta takımı yardım istiyorum, destek bekliyorum gibi sözler de vardı. Belki o Delta takımı, sözleri arasındaki Delta takımı arasından bir karakterler de gelebilir diye düşünüyoruz. O konuda bizim üçlüler hakkında yapabileceğimiz yorumlar da bunlar arkadaşlar. Evet Onur abi, bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş durumdayız. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğin için. Çok güzel bir video oldu ve önümüzdeki dönem çok güzel bir dönem olacak. Çünkü Brawl Talk dönemleri bizim özellikle Ömer'le ikimiz için çok güzel bir hani birlikte işte tartışma, konuşma ve çok güzel videolar hazırlama dönemimiz arkadaşlar. Ve bu videoya da mutlaka bir tane like atarsanız çok sevinirim. Muhtemelen 2000 like demiştik herhalde. 2000 like gelecektir diye tahmin ediyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ömer, sana da çok teşekkür ederim kardeşim. Abi geldiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Burada yukarıda Onur Bilge kanalına da gidebilirsiniz. Yine yakın bir zamanda beraber videolar gelecek ve Brawl Talk'ta seninle yorumlarız diye düşünüyorum yine canlı yayında Onur abi. Kesinlikle. Arkadaşlarımız her iki kanalda bildirimde bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü böyle bir konferans yayını yapıyoruz ve güzel bir yayın oluyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Yani bugün 1 Nisan, bugün yapılan paylaşımları bir 1 Nisan şakası gözüyle de değerlendirebiliriz. Onu da unutmayalım yani. Ben o şekilde değerlendirmek üzere şu anda bir paylaşım gelecek mi diye bekliyorum merakla. Evet arkadaşlar, Onur abinin bu uyarısıyla beraber ben de söyleyeyim. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Geçen seneki o Pem, yumurta Pem'den sonra bu sene bence daha da bir farklı bir şaka da gelebilir. O yüzden biraz hazırlıklı olmamız gerekiyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ay Onur abi. Kaydetmemişsin. Kaydetmemişiz ya. Ne olacak? Nereden itibaren? Bir daha kaydedelim. Sana da bir Nisan 1 yapalım. Arkadaşlar Nisan 1. Sana da güzel. Sen kanka? Onur abi arkadaşlar. Onur abi Brawl Stars'tan bir Nisan 1 beklerken şu an hazırlıksız yakalandı. Aynen. O da güzel oldu. Bu şekilde kapatalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.